Herkese selamlar. Beko, bulaşık makinesinin kapağının düşmesi sebebiyle kapağın yanlarında bulunan iki adet ipi var. Bu ipleri değiştireceğiz şimdi. Kapak şöyle düşüyorsa, bakın şimdi açıyorum, aşağı düşüyor. Bakın bıraktığım zaman aşağı direkt düşüyorsa bu iplerden bir tanesi kopmuş olabilir veya diğer taraftaki de aynı anda kopmuş olabilir. Bu kapağın sadece bir tarafı kopmuş. Eğer iki tarafı da kopsaydı açtığım gibi direkt aşağı pat diye düşerdi ve menteşelerin zarar görmesine sebep olabilirdi. Şimdi kapağının iplerinin nasıl takıldığını size göstereceğim. Arçelik Beko makinalarda iki çeşit ip var. Bir tanesi bu. Bir de şuraları olmayan bir tip var. Yani sadece şuraları var, şuraları yok. Bizim makinamıza uygun olan ip bu şekilde. Şimdi bu parçayı makineye takacağız. Öncelikle makinayı bulunduğu bu kısımdan dışarıya doğru çekeceğim. Çekerken arka tarafındaki hortumlara dikkat edelim. Bazen kısa olabiliyor, kopma ihtimali olabilir. Makineyi öne doğru çektim. Şimdi üst kapağını sökmem gerekiyor. İlk olarak üst kapak sökülmesi lazım. Bunun için burada bir mandal var. Bu mandala basıyoruz. Bakın şurada. Bu mandala basarken kapağı arkaya doğru iteceğiz. Yani geriye doğru. Bu mandalın aynısı diğer tarafta da var. Yani bu tarafta da var. İkisine aynı anda basıp kapağı ileriye doğru itiyorum. Basıyorum. Ve kapağı ileriye doğru ittim. Bu şekilde çıkartıyoruz. Üstteki 2 adet, arkadaki 3 adet vidayı söküyoruz. Önde de şurada 2 adet vidası var. Onu söküyoruz. Ardından da alt tarafta bulunan 2 adet vidayı söktükten sonra kapağımız bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bulaşık makinesinin yan tarafı bu şekilde. Burada bir yay var. Bu yayın hemen altında bir ip olması gerekiyor. Daha önceden koptuğu için düşmüşü. Onu çıkardım. Aşağı doğru iniyorum. Burada ipin takıldığı menteşe kısmı var. İp buradan aşağı doğru iniyor. Daha sonra tekerlekten geliyor ve yukarıdaki az önce gösterdiğim yaya takılıyor. Şurada gördüğünüz sarı demirden de bulaşık makinesinin ipinin gerginlik ayarı yapılabiliyor. Eğer bu buradan çıkmışsa, takmasını da size göstereyim. Baştan bir kurulum yapalım. Bakın bu demir şu şekilde buraya takılıyor. Şimdi arkadaşlar ipleri elime aldım. Bakın şurada sağ yazıyor. Aynı şekilde bunda da sağ yazıyor. Burada sağ ibaresini görüyorsak bunları bu şekilde takmamız gerekiyor. Sol ibaresini görüyorsak diğer şekilde takmamız gerekiyor. Yani sola takarken solu göreceğiz. Sağa takarken de sağ ibaresini göreceğiz. Şimdi ben takıyorum. Bakın şöyle. Eğer arada bir sıkışıklık varsa şu şekilde parmağınızla çektirirsiniz. Buradan dediğim gibi ip yukarıya doğru çıkması gerekiyor. Bu şekilde. Burası bu şekilde olması lazım. Bu ipin de girdiği yere dikkat edelim. Tam otursun.
Yayı takarken şöyle yayı göstereyim. Kolay kısmı üst tarafa gelecek şekilde takmanızı tavsiye ederim. Bakın burası biraz yamulmuş ve dar. Yani yukarıya takmam biraz zor olabilir. O yüzden burayı aşağıya takıyorum. Diğer tarafı takarken de bir tornavida ile yardım alabilirsiniz. Tornavidayı içinden geçirdikten sonra yukarıya sarı kısma değdiriyorum. Şöyle yayı yerine oturtacağız. Evet, bu kadar basit. Bunu elinizle de takabilirsiniz. Şöyle penseyi de sökeyim. Şöyle. Biraz tabii ki güç gerekiyor. Ya da şöyle penseyle tutarak yukarıya doğru çekiyoruz ve yerine takıyoruz. Şöyle bir test edelim. Evet, bulaşık makinesinin ipini taktık. Testini de yaptım. Herhangi bir sorun yok. Şimdi kapağını kapatacağım ve makineyi yerine koyacağım. Sizin de başınıza aynı problem gelirse bu şekilde çözebilirsiniz. Hoşça kalın. Kolay gelsin.